Kardeş, daha köye çok var mı? Biraz daha var komutanım. Buralar hep Türkmen köyü mü? Evet, Türkmen köyüdür. Bırakıp gitmemizi istediler ama biz inatla kaldık. Toprağımızı bırakıp gitmedik. Helal olsun size kardeşim, helal olsun. Senin Allah'ına kurban be kardeşim. Allah'ına kurban. Ulan dünya yiğit görsün be, yiğit görsün. Bayram, hani Türkmen diyorsunuz ya. Ha komutanım. O yanlış. Öyle bir laf yok. Hani Türkmenmiş, Azeriymiş, Kazakmış. Bunlar bizi sevmeyenlerin, bizden olmayanların uydurması. Hepimiz Türk oğlu Türk'üz. Bu kadar. O zaman ne mutlu Türk'üm diyen abi. Helalim var komutanım be. Hadi kardeşim bir dakika. Buyurun memur bey. Tamamdır, bizim işimiz bitti burada. Eyvallah Akın baba. Eyvallah. Ne demek yüzbaşı? Akın be, senden bir daha telefonu rica etsem. Tabii. Sağ olasın valla. Yüzbaşım, hep içimde tutuyorum da. Artık tutamayacağım, söyleyeceğim size. Helal olsun size ya. O adamların altısını birden nasıl indirdiniz ya? Gerçi bir de iki tane pilot daha vardı değil mi? 8 Amerikalıyı birden nasıl siz indirdiniz ya? Derdest etmişsiniz. Düşündükçe böyle göğsüm kabarıyor. Eyvallah kız. Helal olsun ikinize de. Ya izniniz olursa size bir sarılıp öpebilir miyim? Tabii. Tabii kardeş. Eyvallah kız. Eyvallah kardeşim benim bari. Ben şimdi hemen geliyorum. Eyvallah sağ ol. Öz babaya bir haber vereyim. Komutanım yüzbaşı bozuk. Havaalanında işimiz bitti. Tamam yüzbaşım. Siz İl Jandarma Komutanlığı'na geçin. Ben Turaç Üstemi'ni oraya yönlendiriyorum. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kılıç timinin en son bulunduğu bölgedeki baz istasyonları ve telsiz üreleri tahrip edilmiş. Ayrıca bölgedeki Türkmen köyünde çatışma olduğu bilgisi bize geçildi. Köy, Kaan ve Haydar yüzbaşının tutulduğu ayrıca Amerikan geçici üssüne yakın bir yer komutanım. Komutanım. Kılıç timinde ne oldu? Dönünce konuşuruz yüzbaşım. Benim kapatmam lazım. Komutanım, çocuklara bir şey mi oldu? Ne oldu? Kılıç timi sizi kurtarmak için bölgeye inmişti. En son küçük bir grupla sıcak temas sağladıklarını biliyoruz. Sonra irtibatımız kesildi. Onlara ulaşamıyoruz. Komutanım, bakın biz göreve hazırız. Hemen oraya gidebiliriz. Hayır yüzbaşım. Ben onlara bir takviye birlik gönderiyorum. Siz Ankara'ya dönüyorsunuz. Dediğimi yapın. Emredersiniz komutanım. Kızım. Bölgeye en yakın komando birliği komutanı da görüştü beni. Ayrıca çatışmanın olduğu köye sabit hattan ulaşmaya çalışalım. Emredersiniz komutanım. Lan şu şerefsizlerin yaptığına bak be. Ben var ya, bunların ta... Yörük, bizim bir şey yapmamız lazım abi. Aynen babalar, aynen. Ya ne yapacağız? Bizi Turaç Üsteğmen alacak. O alacak bizi. Değil mi? Aynen. O alacak. İyi, alsın. Alsın bana. Alsın. Efendim? Üsteğmenim, Kaan bozuk. Nasılsın? İyiyim komutanım, sağ olun. Bir şey mi oldu? Funda, bizi almaya sen gelecekmişsin. Doğru mu? Evet komutanım. Bak şimdi acil bir durum var. Nedir komutanım? Yani evet, bir durum var ve gene bizim senin desteğine ihtiyacımız var Funda. Anlamadım. Plan ne? Yani destek derken? Ya şimdi... Ya bozuk bu, ver Allah aşkına ver. Dur, yörüye verdim, yörüye al. Bunda baba, yörük ver. Buyurun komutanım. Bak şimdi babalar. Biz senden çok önemli bir şey isteyeceğiz. Ama yani bunun neticesinde kararın ne olursa olsun saygı duyarız. Buyurun komutanım. Şöyle, bizim senden istediğimizi yaparsan... meslek hayatın tehlikeye girebilir. Yani hatta... bence üçümüzün meslek hayatı da biter. Ama eğer bunu yapmazsak...
gök bayrak kıpkızıl kan olur. Anlatabildim mi bacım? Buyurun komutanım. Nedir istediğiniz benden? Komutanım, bir şey mi lazımdı komutanım? Ya isterseniz ben yardım edebilirim. Yok İlyas, ben hallettim ya. Sorun yok. Aslı Bey'im, sen taburcu mu oldun? Evet komutanım, yani taburcu olduğum sayılır. Anladım. Tamam, geçmiş olsun o zaman. Benim acelem var. Sağ olun komutanım. Komutanım. Komutanım, Funda Üsteğmen ne yapıyordu burada? Anlamadım Doğan. Geldiğimde hangardaydı. Malzeme dolabına bakıyordu. Malzeme dolabına. Allah Allah. Funda Üsteğmen'in buradaki malzemelerle ne işi olur ya? Komutanım, sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin bir şey olacak ha. Vallahi billahi, bak ben hissederim böyle şeyleri. Yüzde bir milyon hissederim. Benim kalp gözüm açıktır. Hissi kavlel vuku oluyor bende komutanım. Hayır olsun inşallah. Beklediğimiz misafirler geliyor Velid. Asker köye doğru yaklaşıyor. Ayva! Gelsinler bakalım. Gelsin askercikler, gelsin menaylar. Yüzbaşılardan intikamını aldım Elsa. Onları dünyanın öbür ucuna yolladım. Onları öyle bir cehenneme yolladım ki... ölümden beter. Ve hiç zor olmadı bu defa. Türklere buraları mezar edeceğim. Cehennemler olacak burası. Sana söz veriyorum Elsa. Evet. Malik. Askerler köye yaklaşıyor. Köyleri bastırdık. Şimdi sıra askerlerde. Hepsini geberdin. Ayva! Anlaşıldı, tamam. Komutanım, Kutalmış Paşa'nın şimdi karargaha girişi yaptığını söylediler. Tamam kızım. Hoş geldiniz komutan. Hoş bulduk Kopuz. Sabahtan beri 40 kişiye dert anlattım.
Neyse, sen telefon edip haberi verince her şey değişti. Adamın suratını görecektin. Aferin bizim çocuklara ya. Uçağı ele geçirmişler ha. Deli bunlar vallahi. Ne oldu Kopuz? Bu ikisi yine bir belaya mı bulaştı? Yok komutanım. Turaç Üstemen onları almak için Antalya'ya gitti. Ancak başka bir mesele var. Kılıç timiyle irtibat sağlayamıyoruz komutanım. Uydudan da bağlantı kurulmuyor. Henüz nedenini bilmiyoruz komutanım. Sanırım uydu telefonları hasar gördü. Ayrıca bölgedeki bazı baz istasyonları da tahrip edilmiş. Bir de bölgedeki bir Türkmen köyünden çatışma bilgisi geldi komutanım. Allah Allah. Ya bir günümüz huzurlu geçmeyecek mi bizim ya? Nedir ya? Zaten 40 kişiye dert anlattım. Onun stresi yetmiyormuş gibi. Bugün de ben ölmezsem herhalde başka bir gün ölmem. Oturun. Çatışmanın olduğu köyden bir haber aldık mı kızım? Hayır komutanım. Hatlar kesik. Bölgedeki diğer köylere de ulaşılmıyor. Diğer malzemeler tamam mı Üstemir? Evet komutanım. Oturduğumuz koltuğun altında. Anlaşıldı. Evet. Anlaşıldı, tamam. Komutanım. Bir şey mi söyleyeceksin kızım? Şey komutanım. Suraç Üsteğmen Kan ve Haydar Yüzbaşılar almış. Ama... Evet. Ankara'ya gelmiyorlarmış. Rotaları değişmiş. Suriye'ye doğru gittikleri bilgisi bize geçildi komutanım. Ulan! Aç! Yapacaklarını tahmin etmiştim. Bu delileri ben nasıl idare edeceğim ya? İyice sıvaradan çıktılar. Turaç Üsteğmen'i de kendilerine benzetmişler. Turaç Üsteğmen'le irtibat kurmaya çalış. Başaracağını hiç zannetmiyorum ama kendine de ne yazdırmayayım. Emredersiniz komutanım. Karargah mı Üsteğmen'im? Evet komutanım. Karargah'tan bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Artık bir yola girdik babalar. Yapacak bir şey yok. Kopuz baba cezamızı kesecek. Yapacak bir şey yok Yörük. Tek düşündüğüm timin başına bir şey gelmeden onlara ulaşabilmek. Sadece bu. Aynen babalar. Komutanım. Turaç Üsteğmen'le iletişim başarısız. Tam düşündüğüm gibi. Bu adamları kontrol etmek imkansız. Takviye birlik yola çıkmış bir kontrol et kızım. Emredersiniz komutanım. Daha bitmedi mi işiniz? Hem mi oyalandınız? Asker kalsın sizi görsün istiyorsunuz ya. Hadi. Tamam Heval. Geliyoruz.
Orası tamam Eval. Ya haydi gidiyoruz. Komutanım, şüpheye yaklaşıyorum. Anlaşıldı üsteğmenim. Gelin bakalım, gelin Alila. Gelin de kovanınıza girin. Orada sizi cayır cayır yakacak. Bak sakın acele etme. Bombeların oraya gelsinler. Hepsinin havaya uçmasını istiyorum, tamam mı? Tamam öyle. Acele etme. Ver şunu. Yürü. Ver. Tutar at. Tutar. Ay ya. Ay. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.